Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Müminler şöyle derler: ey Rabbimiz, iman ettik, bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru derler. Evet. Müminler dünyada iken hatalarını anlarlar. Eksikliğini görür. İnsanın en tehlikelisi bilmediğini bilmeyen cahil. Günahkar olmadığını bilen, günahkar olduğunu bilmeyen. Bakınız, müminlerden dışındaki insanlara Allahu Teala şöyle buyuruyor: fa'terafu bi zenbihim ve suhkan li ashabis sa'ir. Onlar günah hatalarını anladılar, gördüler. Nerede? Mahşerde. Allah'a emanet. Ama fayda var mı? Yok. Dünyada iken itiraf gerekli. Dünyada iken korunmak gerekli. فَسُحْقَ الْيَزْحَ بِسَيْهِ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةُ وَاَجْرٌ كَب۪يرٌ. O Allah'tan korkanlara, o Allah'ın rızasını arayanlara çok büyük ecirler, mükafatlar vardır. Rabbim bizleri bu mükafatlara nail eylesin inşallah Rahman. Allahu Ekber. Onlar ki sabrederler, dürüst olurlar, Allah'ın huzurunda haşyet duyarlar, harca hayra harcarlar ve seher vakitlerinde Allah'tan yine bağışlanma diler. Bir insan benim günahım yok demesi, ondan daha büyük bir günah yoktur ona. Benim hatam yok diyen bir insanın en büyük hatasıdır bu. Allah muhafaza eylesin. Muhterem kardeşlerim, şu Kur'an-ı Kerim var ya, muhteşem bir kitap. İnsan oğlunun öyle bir dengesini ortaya koyuyor ki, psikolojik bunalımda olan, en büyük çıkmazlarda, en büyük sıkıntılarda olan, en büyük hastalıklar pençesinde çırpınan insan oğluna reçete sunuyor. Sabır muhteşem bir ilaçtır. Şükretmek muhteşem bir ilaçtır. Kanaatkar olmak muhteşem bir ilaçtır. Dua etmek, yalvarmak. Ama ne zaman? Sıkıntıya düşmeden. Bakıyorsunuz sosyal medyada, gruplarda diyor, İşte diyor, Fatiha dağıtıyorum, İhlas dağıtıyorum, kardeşim veya ablam veya abim veya babam şu ameliyata girecek. Ne olursunuz okuyun. Öyle dua yerleri var ki mesela böyle, adam çırpınışını yazısından okuyorsun. Şimdi güzel dua edilir. İşte şu kadar 1400, 1500, 2000, 3000 ihlas okunacakmış, dağıtıyoruz. Böyle bir şey yok kardeşim. Böyle bir şey yok. Bu işin 40'ı, 50'si, 100'ü, 500'ü, 1500'ü yok. İçten gelerek, yalvararak, titreyerek bir Fatiha böyle klavyeye basıp da dağıttığın 1000 Fatiha'dan evladır. Gerek yok dağıtmaya. Yani işi rayında, mecrasında yürütmek lazım.
Şimdi adam, Allah affeden Allah'tır elbette. Bağışlayacak olan da o, ceza verecek de olan o. Ama bir kitap göndermiş. Yani bir pusula var. O pusulada onlar sabreder. Onlar dürüst olur. Onlar ne yapar? Boyun eğer. Onlar hayırda harcarlar. Hayırda harcarlar. Onlar istiğfarda bulunurlar. Bak vasıflara bak. Kim bunlar? Müslümanlar. Müslümanlar bağışlar bulunur. İnfak eder. Ha? Boyun eğer. Neye boyun eğer? Allah'ın kanunlarına boyun eğer. Eyvallah der. Teslim oldum der. Allah'ın kanunlarına boyun eğmeyeceksin. Müslümanlarla alay edeceksin. Müslümanlara yobaz diyeceksin. Müslümanlara gerici diyeceksin. Müslümanları çar dışı göreceksin. Ha? Müslümanlara örümcek kafalı diyeceksin. Müslümanlara kara çarşaflı diyeceksin. Müslümanları her türlü kendi içlerindeki pislikleri, yakıştırmaları onda göreceksin. Ondan sonra kurtuluşu kendinde bulacaksın. Yok böyle bir şey. Allah ayet göndermiş kardeşim. Ayetlerin yaşantıya dönüştürülmedikçe, bu ayetler yaşantıya dönüştürülmedikçe ayetlerin okumanın sevabını alırsın. Okumanın sevabı da seni kurtarmaz ki. Yani yaşamaktır. Bu yaşantıyı ne kadar yaşayabilirsen yaşayacaksın. Ne kadar gücün ne kadar yetiyor. Yani kimse dört dörtlük değildir. Bazı insanlar hastalıklıdır. Şöyle söylüyor. Ya kardeşim bana göster bir Müslümanın dört dörtlük yaşadığını diye soru soruyor. Bilmeyen adam da çelişkiye düşüyor ya hakikaten ya dört dört ya dört dörtlük kim var? Allah-u Teala dört dörtlük istemiyor ki senden zaten. Dört dörtlüğün oluşunun kriteri yok ki gücün nispetinde. Gücün gayretin nispetinde. Bunun ölçüsü sende. Eğer bir insan dese ki diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, insanlar bozuldu, toplumda hayır yok, toplum bozuldu, kendisi bozuldu diyor, kendisine baksın diyor. Ya, öyle iş mi olur ya? Kendimize bakacağız. Kendi yaşantımızdaki eksikleri görmeye çalışacağız. Onun için Müslüman yaşayan insan, yaşayacak. Allah'ım her zaman ben acizan olarak söylerim bu sohbetler yaptığımda Allah'ım bu sözlerin önce tesirini anlatan şu kuluna nakşeyle. Bu kulunu nasiplendir derim acizan olarak. İslam anlatmak değildir ki yaşamaktır. Yaşanmadıktan sonra anlatmanın hiçbir anlamı yok ki. Anlat. لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Neden yapmadığınız şeyleri anlatıyorsunuz, söylüyorsunuz diye muhatap ediyor bize Allah-u Teala. Eğer yaşamaz isek. Evet. Muhteremler. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melâiketu ve ulul ilmi kâimen bil kıst. La ilahe illa huvel azizul hakim. Allah adaleti ayakta tutarak delilleriyle şu hususu açıklamıştır ki kendisinden başka ilah yoktur. Allahu Ekber. Adaleti Allah'ın bir ismi de El-Adil'dir. Muhterem kardeşlerim, Allah ne söylemişse mutlak manada en doğrusunu ve en yücesini söylemiştir. Şek yok. Ne söylediyse doğru söylemiştir. Her okuduğumuzdan sonra ne diyoruz? Sadakallahu lazim. Allah doğru söyler. Başka bir ayet-i kerimede Eleysallahu bi ehkemil hakimi. Değil mi ki Allah hakimlerin hakimi?
yani hükmedenlerin en mükemmel hükmedeni yanılmaz, şaşmaz. İşte insanoğlu şaşıyor, insanoğlu azıyor, insanoğlu zulmediyor. O şaşmaz, o yanılmaz, o kullara asla ve asla zulmetmez. Evet. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar etmiştir. Ve vel melâiketü ulil ilmi kâimen bil kıst. Bu sözü ikrar etmiştir. Kalplerinde bunu iman etmişlerdir. Mutlak güç ve hikmet sahibi Allah'tan başka ilah olmadığıdır. Mutlak güç sahibi. Mutlak güç sahibi. Nasıl anlayacaksın güç sahibi? İşte bak, haftalarca, aylarca yağmur yağmıyor. Haydi kimden isteyeceğiz? Allah'ın. O müminler ki rahmeti Allah'tan geleceğini umarak herkesin ümit kestiği an Allah-u Teala rahmetini gönderen bir müminler ümit kesmez. Müminler ümit kesmez Allah'tan. İşte Allah'tan istiyoruz. Ya kalbi hastalıklı olan insanlar bunu da alaya aldı. Geçen 2-3 hafta önce biliyorsunuz hutbelerimizde yağmur duasına çıktık değil mi? Yine dua ediyoruz her zaman dua. Allah'ın bize rahmetini gönder diye. Tekrar diyoruz Allah'ın rahmetini gönder. Bize acı ya Rabbi. Senin kapından başka kapı yok ya Rabbi. Sen bize rahmet etmezsen biz saparız. Biz helak oluruz Allah'ım. Allah gazab, rahmeti gazabını geçmiştir. Allah'ı unutan, Allah ile kalbinde problem olan bir insan dünyada huzur bulması mümkün değil. Allah'tan gaflet olan, Allah'ı unutan, Allah'ı hayatın merkezine koymayan bir insanın yüzü gülmez kardeşler. Teheccüd namazı işte onun için çok farklıdır teheccüd namazı. Teheccüde çünkü sen en dalgın, en tatlı, en güzel anında, yatma anında uykuyu, Allah'ı uykuya tercih ediyorsun. Seçiyorsun. İki seçeneğin var. Ya rahat bir uyku ya da en sevgili, en yüceler yücesinin huzurunda bir duruş. İşte onu sergilemen senin yüzünü nurlandırıyor, basiretini açıyor, sana hikmet veriyor, seni kötülüklerin etrafından uzak olup meleklerin etrafından seni korumaya aldığını gösteriyor. Ya, ya. İster uykuyu tercih et, ister. Ya aslında Allah-u Teala bizlere öyle kerametler veriyor ki. Beyazıddin Bestami Hazretlerine sormuşlar. Demişler şeyhim, üstadım bize bir keramet göster sana demişler. Demiş kalk yürü bakalım. Yürümüş gel otur demiş. Bir şey dememiş. Demiş efendim sizi bekliyoruz bir şeyler söyleyin. Demiş senin şu yürümenden daha büyük keramet daha ne arıyorsun ki demiş. Senin şu yürümenden daha büyük keramet mi var demiş. Bunu nasıl anlayacağız? Enteresan, vallahi çok enteresan. Kaç kiloyum ben şimdi misal? 120 kiloyum. 130 kiloyum. 130 kilo olan bir insan çarşıda yürüyor mu? Yürüyor değil mi? Bu insan ne yapıyor? Zayıflıyor. Zayıflıyor. Rejim yapıyor. Yağ eritiyor. Spor yapıyor. Kaça düşüyor? 80'e düşüyor. Öyle değil mi? 80'e düşüyor. Kaç kilo verdi?
50 kilo veriyor. Yok mu böyle olanlar? Var. Yok mu? Var. 130 kiloydum, yürüyorum. Haydi 50 kiloyu sırtına taşı. Aynen 130 kilo olacaksın. 130 kilo olacaksın. Haydi 50 kiloyu sırtına koy, şu çarşıyı bir tur yap bakalım. Yapabilen çıkar mı bir tane? Vallahi çıkmaz. Sakat olur. Allah'a emanet. Şu işe bak ya. Aman Allah'ım. Ne muhteşem bir şey ya. 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 Allah'ım sana şükürler olsun. Rabbim hastalıklarımızı, günahlarımıza tebdil eden bizlere günahlarımızı silinme sebebi olarak versin inşallah. Hastanelerde ilaçlara tedavi olan kardeşlerimize sağlık selamet versin. Şu günlerimize kuraklık geçen, şu günlerimize Rabbim rahmetini göndersin. Rabbimizi dakika değil, salise değil, saniye değil, her an nefesimizi alıp verdiğimizde onun idrakiyle yaşayan kullardan eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.